ne demek gelemem? Ne demek gelemem ya? Madem ailece gideceğiz, sen de geleceksin kızım. Her sene gittiğimiz yazlık evimiz. Bayılırdın eskiden. Ay anne, en son 17 yaşında bayıldım ya. Ayrıca ben ne yapacağım bir ay Ayvalık'ta? Ya ne yapacaksın? Denize gireceksin, dinleneceksin, kitap okuyacaksın. Bıkmadın mı ofisten? Hayır baba, ben işimi seviyorum. Vallahi babacığım, hasta gelmesin. Ben göbek ata ata gelirim ben. Aferin oğlum. Ay sen muhallebicide çalışmaktan kurtulmak için gidiyorsun Volkan. Olur mu kızım ya? Muhallebici benim hayatım. Benim dünyaya açılan pencerem. Benim yaşantım o be. Çalışmamak için Afrika'ya bile gidersin değil mi? Ah bak o doğru. Yani şimdi bütün senenin bir yorgunluğu var. Yalan söylemeyeyim, yukarıda Allah var da. Şimdi babacığım sıcaklar bastırdı. Sıcakta müşteriler muhallebi yemek istemiyorlar. Bir ay kapatırsak bir dinlenir mekanda. Biz de kendimize geliriz. Anlaşıldı, anlaşıldı, kabul. Bir ay kapatırız dükkanı. Allah! Anne şimdi düşündüm de. Böyle deniz, güneş, kum, rüzgar. Ah, akşamleyin de böyle gün batarken balkona yaparsın sen mezeleri. Ya patlıcan, biber kızartması da yaparım minik kuşuma. Babacığım da öyle oturur akşam denize karşı. Oh, gruba karşı bu son fasıl hesabı. Öyle rakısını içer. Ben de öyle eşlik ederim yani. Duyan da beni akşamcı zannedecek. Ne zaman rakı içtim ben Ayvalık'ta? O işin meraklısı sensin. Estağfurullah babacığım, öyle değil hani 40 yılın başında öyle bir anı gibi hani. Madem ısrar ediyorsun o zaman bir kadeh atarım. Yalnız kavundan beyaz peynir isterim İfocuğum. İstediğin kavunla beyaz peynir olsun. Ay. Yalnız ben gelemem şimdiden söyleyeyim yani. Ne varmış bu İstanbul'da böyle bayıldın? Ha, benim işim gücüm var Volkan, senin gibi değilim ki. Aslı kızım, senin yıllık iznin bir ay değil mi? Bir ay? İşte. Ya anne ne yapacağım ben bir ay Ayvalık'ta, yapmayın ya. Bir ay yalnız mı kalacaksın bu evde yani? Hay anne, yalnız değilim ki. Selin var yan dairede, o göz kulak olur bana. Vallahi ben bunu pek inandırıcı bulmadım Aslı. Başka bir şey bul istersen. Bulma, bulma kızım, bulma. Sen işlerini ayar et. Gelmiyorsan da gelme al. Ne yapalım? Sağ ol babacığım. Herhalde gelemem. Vallahi patlıcan biber kokusu geliyor burnuma anne. Ah canım benim canım. Ah ah, yazıklar olsun Aslı sana be. O aileyle bir arada olacağız patlıcan biber kokuları içinde. Oh, akşam öyle muhabbet, deniz, güneş. Ben bunun için Fizan'a bile giderim be. Aferin sana oğlum, aferin be. İşmiş, eşmiş, dostmuş bir yere kadar ya. Aileden daha önemli bir şey var mı be? Ben gelemiyorum yalnız, onu bir daha söyleyeyim. Hani beklemeyin. Anne, gitmeden bana mayo diktirelim, bulamadım ben. Ay Volkan çok ayıp ya, nasıl geleyim sizinle Ayvalık'a, olmaz ya, çok ayıp. Ya Yaprak, Aslı'nın arkadaşı olarak geleceksin. Aa bak öyle olur. E hani Aslı gelemiyordu? Sen bunu bilmiyor olacaksın Yaprak. Sen diyeceksin ki mesela, bizim Edremit'te yazlığımız var, ben oradaydım. Geçerken Aslı'ya bir uğrayayım dedim. Ziyaret hesabı. E sonra? Sonra tabii biz de eşek değiliz. Kardeşimizin arkadaşını biraz birkaç gün ağırlayacağız yani. Ya bırak. Düşünsene Yaprak. Deniz, plaj, kum, güneş, mehtap ve sen. Ama Aslı tavası daha güzel olmaz mı Volkan? Yaprak olmaz. İşimizi bozar o bizim. Anneme söyler, ondan sonra kıyametler kopar. Her gittiğimiz yere gelir. Burnumuzdan gelir tatil. Ben Aslı'nın odasında mı kalacağım? Tabii. Tabii geceleri bir trafik yaşanacak. Volkan çok ayıp. Olur mu öyle şey? Olur olur. Red Son Can benim. Ben var ya, bu pilav tavuk muhabbetine katlanamadığım için gidiyorum. Yoksa annemle babamla bir ay orada çıldırırım ben. Sensiz bileklerimi keserim. Neyse ki Aslı yok vallahi, çok şükür. Volkan ben de geleyim mi abi? Bu aralar boş vaktim var da. Hadi ya. Senin kadar aktif bir iş adamının boş vakti olması vallahi şeref duydum. Sertaç gel. Eyvallah abi, her zaman. Gel gel. Bizde kalırsın. Benim odamda yatarsın. Güzel olur vallahi. Zaten ben annemlere üç günden fazla dayanamam.
Sıkıyor değil mi abi? Sıkmaz mı abi? Balkonda oturuyoruz böyle akşam olmuştan böyle Mehtap'ı seyrederken iki duble rakı içiyorum. Üçüncüsünü ağzımı uzatıyorum. Babam başlıyor anneme böyle gözünü devirmeye. Çekilmez ki abi bu şimdi. Çekilmez tabii Sertaç. Gelin de şenlenelim biraz. Öyle ızgara yaparız. Kendin pişir, kendin yiye gideriz. Gerçi sen et yemiyorsun ama senin için Sertaç kardeşimle ben böyle biber patlıcan da kızartırız değil mi? Eyvallah. Vay be. Ay şekerim, Ayvalık çok güzel bir yerdir. Git dinlen. Fatoş'cum, Ayvalık'ın güzelliği değil konumuz. Bunları ayırmayacak mıydık biz ya? Ha! Ha sen onun için böyle diyorsun. Evet. Şimdi bunlar Kasım'da evleneceklerine göre operasyon için 4 ayımız var. İşte o 4 ayın 1 ayını ben Ayvalık'ta geçirirsem oho. Evet evet evet, doğru söylüyorsun. Ay evet bak, dikkat et, erkekler her şeyi çok çabuk unuturlar. Evlilik yıl dönümlerini, giymedikleri kıyafetleri, her şey her şey her şey canım. Ay evet, sen burada kal. Hiçbir yere kapırdama, her gün kendini hatırlat. Gider miyim ayol, deli miyim ben? Seni seviyorum Victoria. Ben seni pek tanımıyorum Selin ama eminim ileride sevebilirim. Cem yok mu? Saadettin Bey'in yanında, birazdan gelir. Gidip acil olarak nikah şekerlerini seçmemiz gerekiyor da. Ay niye ayol, ne bu acele, ne bu telaş? Siz Kasım'da evlenmiyor musunuz kızım? Ya tabii kısmetse, kısmet değilse zaten olmaz. Bazı şeyleri zorlamamak lazım. Vicky, dikkat yani. Yo, 20 Temmuz'a gün aldık. Ne? Bu ne acele ayol? Yani biz Kasım diye biliyorduk da o yüzden Victoria. Benim kararım değil, Cem böyle istedi. Bu yüzden böyle koşturup duruyoruz. Ne haber millet? Şahaneyiz Cem Bey. Güzel. Geç. Anne ben sizle Ayvalık'a gelmeye karar verdim. Aferin, güzel bir karar. Aferin kızım. Ne? Nasıl ya? Ay ne güzel işte, hep birlikte olacağız. Aslı, iş güç, dergiyi nasıl bırakacaksın? Sana ne oluyor Volkan? Olur mu kızım ya? Gazeteci dediğin öyle ikide bir zırt pırt tatile gider mi ya? İkide bir gitmiyorum, yıllık iznim zaten. Ayrıca da beni İstanbul'da tutan hiçbir şey yok. Uzaklaşırım bari biraz. Peki arabaya nasıl sığacağız hepimiz? Aman zaten çok eşya götürmeyelim çocuklar. Yazlıkta 2 şeye çok sinir oluyorum. 1, çok eşya. 2, yatılı misafir. Burnumdan geliyor vallahi. Niye anne? Arkadaşlar gelse yazlığın tadı böyle çıkmaz mı? Hayır hayır, istemem vallahi. İstemem, ben dinlenmeye gidiyorum oraya. Aa, zaten 2 kardeş maşallah boğazlı çocuklarsınız. Bir de öyle yatılı misafirin yemeğiyle, dırtıyla, bırtıyla uğraşama. Anne peki Aslı gelmese ben az yesem olur mu? Ne? Alçak Aslı ya. Son dakikada bu yapılır mı Yaprak ya? Ya Volkan belki ne bileyim kız sıkılmıştır. Ya böyle dertleri vardır, problemleri vardır. Ya gitsin böyle yani bir ay tatil yapsın, kendine gelsin. Biz bir ay sonra da görüşürüz. Ya Yaprak bilmiyorsun ya. Annemlerle tatil yapmak ızdırap ya. Annem biliyor musun, denizden çıkınca hepimizi yemek yedirip öğlen uykusuna yatırır. Ben 32 yaşındayım, ne öğlen uykusu ya? Ben böyle gelsem böyle bir otelde falan kalsam olmaz mı? Ya Yaprak, bizim ev dağın başında. Otel motel yok orada, çakal var. Aslı'yı benim bir şekilde vazgeçirmem lazım. Ne şekilde? Ya ne bileyim. Şimdi senin de geleceğini duyarsa anneme söyler, işimiz bozulur. Kayınvalide muhabbeti dır 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 dır. Of Aslı ya, of! Aslı, şikayet etme ya. Annem ikimize de bu bavulu verdi işte. Allah Allah ya. Al şu mayoları, bak yer tutuyor bunlar. Al şunu. Oğlum Ayvalık'ta ne yapacağım ben mayosuz? Gelme Ayvalık'a, girme denize. Ne yapacaksın denize girip de? Hem denizde bak mesela deniz anası olur. Böyle yılışık bir hayvandır o. Ondan sonra yosun olur. Böyle bacaklarına dolanır, huylanırsın. Kızlar nefret eder yosundan böyle. Ay, değil mi? Girme sen denize, kal burada. Bana ne, ben korkmam ki yosundan falan. Deniz kestanesi var. Ha? Böyle bir battığı zaman böyle şişer, morarır. Ondan sonra böyle zeytinyağı süreceksin ona. Toplu iğneyle böyle kanıttıracaksın. Ciyak ciyak bağıracaksın. Komşular duyacak sesini. Girme sen denize, boş ver.
Babam sen deli misin? Ne diyorsun ya? Ya denize girme diyorum ya. Daha ne diyeyim ya? Allah Allah. Evde kal, yemek yap annemle beraber. Hatta daha temizi İstanbul'da kalsa. Gez arkadaşlarım. Yok oğlum ben kararlıyım gelmeye. Yok öyle şey. Zaten kimle gezip dolacağım ki İstanbul? Selin'le gezersin. Selin böyle seni eller havaya götürür ha? Sen benim niye Ayvalık'a gelmemi istemiyorsun Volkan? Ya zaten arabaya sığmayacağız dördümüz. Yalnız kalmak istiyorum ben eşyalarımla. Rahat bırak beni. Ay benim hap kadar bikinlerim mi yer tuttu bavulda yani? Problem de o zaten Aslı. El kadar bikiniyle gezeceksin. Ben de bundan gurur mu duyacağım? Bir abi olarak sevmem ben ya. Öyle olur muymuş ya? Hayret bir şey. Otur evde annemle sıcak sıcak. Çıkma evden. Yasaklıyorum sana. Volkan bana yasakladığın ve başarılı olduğun herhangi bir şey oldu mu şimdiye kadar? Öf Aslı ya öf. Bak bir sürü de ayakkabı koymuşsun. Ayakkabılarından vazgeçmem oğlum. Koy ayakkabılarımı geriye. Ayakkabılarından vazgeçmem. Sen bunu söndürüp götür. Ne bu böyle? Ben onu şişirirken neler çektim biliyor musun sen? Ben bunu orada plajda şişireyim de ondan sonra iki gün böyle kalp sektesi çekeyim. Tamamdır bu böyle. Sezon sonuna kadar böyle gidecek. O zaman zıpkınlarını, paletlerini götürme. Hayatta olmaz. Zıpkın benim hayatım be. Oğlum ne zamandan beri hayatın? Daha yeni aldın. Olsun sana ne? Kim karışır ki? Sevdim ben bunu. Eksik bir parçam gibiymiş. Balık vuracağım. Hem bak Ayvalık'ta bir sürü akrep var. Sen korkarsan akrepten gelme. Ne diyorsun oğlum ya? Ay ben anlamıyorum Volkan. Niye ikimiz aynı bavula sığmak zorundayız ya? Öf. İstemiyorsan gelme kızım. Annem böyle istedi ya. Ayrıca bak. Al bakayım şunu. Heh. Ne bu? Bu işte İstanbul'daki etkinliklerin listesi. Böyle açık hava, açık hava, konser, monser. Gelmesen, gez işte oralarda. Hastasın sen ya. Ay Volkan bu ne Allah aşkına bu ne ya? Kütüphaneden kitap mı koydun buraya? Ansiklopedi koymuşsun. Bak beni sinirlendirme ya. Bu evdeki tek entel sen misin ya? Koyacağım tabii ya. Senin eşyalarından benim kitabıma yer kalmıyor ki. Al bakayım şunları. Ne bunlar? Ne gereksiz ya? Ne yapıyorsun ya? Al şunları da. Ha? Al bu ayakkabıları da. Ha? Bak bu ayakkabılar olmadan gezilmez Ayvalık'ta. Oğlum hasta mısın? Koysana şunları yerine ya. Hasta. Sen bunlarla İstanbul'da dolaş. Annene ne diye çoruyorsun? Kadıncağız sabahtan beri çanta yapıyor. Ne olacak onca mutfak aleti? Ne aleti? Babacığım işte yani yemek yaparım falan diye öyle dedi annem. Ben onun dediğini yapıyorum ya. Oğlum güzel de küçücük evde nereye sığdıracak onları? Mikser, efendim meyve sıkacağı, yok efendim krep makinesi. Ne olacak bunlar? Vallahi işte babacığım annemi biliyorsun yani. Aa, sen istemişsin. Taze meyve suyu isterim demişsin. Bilmem patates püresi isterim, krep isterim demişsin. Anlamamış ki fıkara. Ne? Onları götüreceğimiz yer kalmıyor. İkisiz eşyasını bir bavula sıkıştırdık. Ne yapalım? Ya benim şapkamı gördünüz mü? Dur içeriye bakayım bir de. Volkan sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sen niye benim gelmemi istemiyorsun? Nedir senin derdin? Ya Aslı sıkılacaksın orada. Ondan sonra tepemize çıkacaksın. Belki kafa dinlemek istiyorum. Hadi be, senin ekmeğin suyun benle didişmek. Kesin başka bir şey var bunun altında. Aa, sen benim Ayvalık'taki odamı başkasına mı kiralıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya Aslı, bak vururum bir tane ha. Manyak mısın sen be? E ne o zaman oğlum? Bana bak. Söylersen belki gelmeyebilirim. Öf, tamam Aslı, tamam. Baskı yapma, söylüyorum. Ben Yaprak da gelsin istiyorum. Bir ay onsuz yapamam valla. Nasıl yani? E gelsin. Gelsin de nerede kalacak? Annem biliyorsun zaten arkadaşlarınızı çağırmayın falan dedi. Oğlum bu muydu ya? Söylesene. Söyleyeyim de gammazla hemen. Ondan sonra bir de kayınvalide muhabbeti dinleyelim. Gammazlar mıyım be? Oğlum hayatının ilk ciddi ilişkisi. Hatta hayatının ilk ilişkisi. Ben idare ederim annemi. Yaprak pazartesi gelsin ben şey derim. Ya Yaprak gelmezse ben de gelmeyeyim. Arkadaşım olmadan olmaz falan öyle bir şeyler derim. Söz mü? Söz oğlum söz. Aşk kolay mı bulunuyor be? Bir kere bulunca böyle. Hay hay ben ayarlayacağım senin işini Volkancığım. Da sen şu saçma sapan eşyalarını çıkar bakalım. Hadi bakalım. Bak Aslı sana güveniyoruz. İnşallah güvenimize layık olursun. Olurum olurum. Hadi bakalım ne bu? Paletlerini çıkar, zıpkını çıkar. Zıpkın kalsın. Kitabı çıkar. Çıkar bunu da bak fasikül fasikül. Oğlum dükkanın yazar kasasını mı koydun bavula? Deli misin sen ya? Çıkar onu çıkar 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 hadi. Ama zıpkın kalacak. Sinirlendirme beni Volkan hadi.